Değerli izleyenler merhaba. Bugün reçetede ağızçı implant uygulamalarını, implant üstü protezleri, aynı zamanda 20 yaş dişlerini ve diş beyazlatma uygulamasını konuşacağız. Bizleri bu konuda diş hekimi Semra Pala Ulusoy ve ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı Çağrıcan bilgilendirecek. Sizin de merak ettikleriniz varsa, sormak istedikleriniz de varsa 0224 211 1075'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Öncelikle hoş geldiniz Hoş Çağrı Bey ve bulduk. Semra Merhabalar. Hanım. Bugün implant dediğim gibi implantı konuşacağız. İmplant üstü protezleri, 20 yaş dişlerini bayağı önemli konulardan bahsedeceğiz aslında. Ama isterseniz ilk önce Çağrı Bey ile başlayalım. Sonrasında sizle devam edelim. Çağrı Bey, implant nedir? Öncelikle ben sizden onu öğrenmek istiyorum. İmplant nedir? İmplant aslında terim olarak tıbbi anlamına baktığımızda vücudun içerisine yerleştirilen bir uyumlu materyallerdir. Tıbbın birçok alanında, medikal anlamda bu materyaller kullanılabiliyor. Özellikle cerrahi branşlarda, ortopedide, plastik cerrahide, KBB'de ve diğer birçok tıbbi cerrahi branşta implantlar uygulanır. Diş hekimliğinde kullanım alanları da yine dental implant yani diş implantları olarak kullanım alanına girmiştir. Bunlar çene kemiği içerisine yerleştirilen eksik dişleri restore edebilmemiz amacıyla dayanak destek olarak kullandığımız titanyum malzemeden üretilmiş çeşitli teknik ince teknik detaylardan ve işlemlerden geçirilmiş yüksek teknoloji altında üretilmiş titanyum yine biyo uyumlu vücuda uyumlu materyallerdir aslında. Yani vücuda bir Aslında zararı yok diyebiliriz, değil mi? tabii ki tabii ki tamamen vücuda Sağlıklı. uyumlu kemiğin içine yerleştirilen titanyum malzemelerdir. Aslında implantlar başlı başına tedavi alternatifidir diyebiliriz diş hekimliği alanında da. Peki tedavi yöntemidir dediniz. Hangi durumlarda siz implant tedavisi uyguluyorsunuz? Şimdi ağız içinde tek diş eksikliklerinde, kısmi dişsizlik, daha çok diş eksikliklerinde ya da hiç dişi olmayan hastalarda da biz implant uygulamalarını artık rahatlıkla uygulayabilmekteyiz. Önceden yaygın olan tedaviler mesela örnek vermek gerekirse tek diş eksikliklerinde daha çok sadece bir dişi restore edebilmek için biz yandaki iki dişi tabiri caizse kaba tabiriyle yontarak, küçülterek bunlardan destek alıp porselen köprüler yapabiliyorduk. Yani bu dişler bize köprü ayağı oluyordu, dayanak oluyordu. Bunun üzerine biz köprü kurup o eksik tek dişi tamamlayabiliyorduk. Günümüzde yaygınlaşan tedavi alternatifi biraz daha diğer dişlere zarar vermeden bu bölgeye mesela tek diş implant, tek implant uygulamasıyla rahatlıkla restore edebiliyoruz. Tabii bize birçok avantajlar sağlıyor. Bunun dışında yine çoklu diş eksikliklerinde de çevre dokulardan diğer klasik protez alternatiflerinde çevre dokulardan, diş etinden veya diğer dişlerden destek alınması mutlaka gerekmekteydi. Artık yine implant uygulamalarıyla eksik dişlerin yerini çoklu diş eksikliklerinde de tamamlıyoruz. Hastalarımızın eğer hiç dişi yoksa bile biz yine Peki nasıl tabii destek sağlıyorsunuz? Evet, hiç dişi olmadığında. hiç dişi olmasa bile yine hastanın tabii tercihine göre hareketli veya sabit protez isteğine göre implant sayısını ve lokasyonlu yerlerini belirleyip ayarlayıp bu şekilde işlemimizi yapıp sonrasında hastayı ciddi aslında bir konfora ulaştırmış yaşam standardını yükseltmiş oluyoruz. Yani bilindiği üzere önceden yine hareketli protezlerde de sabit protezlerde olduğu gibi biraz diş kayıpları yaşayabildiğimiz gibi hareketli protezlerde de konfor çok sağlanamıyordu. Özellikle alt çenede protezin oynaması eğer hiç dişi yoksa hastanın oynaması kaçınılmaz. Dil dokusu konuşurken ve yemek yerken bu ciddi anlamda yaşam standardını etkileyebiliyordu. Biz buna da çeşitli çözümler üretebiliyoruz. Eğer hasta yine hareketli isterse mesela implanttan destek alan hareketli protezler yapıyoruz. Ağızda daha konforlu bir şekilde ve hijyenik bir şekilde bunu kullanabiliyor. Ya da sabit çözümler üretebiliyoruz. Hasta kendi dişi gibi bu protezleri yine sabit bir şekilde ağız içinde kullanabiliyor. Peki sabit olması rahatsızlık verir mi? Mesela temizliği, hijyeni açısından bir sıkıntı yaratır mı? Tabii ki şöyle ağız hijyeni çok önemli bir şey. Günlük hayatımızda mutlaka yapmamız gereken bir şey. Kendi sağlıklı dişlerimizin sağlığını idame ettirebilmemiz için nasıl gerekiyorsa ağız hijyeni tabii ki implantlar için de bu kaçınılmaz. Ağız hijyenini mutlaka özen göstermemiz gerekiyor. Bakımını yapmamız gerekiyor ama bu böyle insanları tabii
zorlu şartlar altına sokacak, uğraştıracak işlemler zaten değil. Değil. Normalde ağız bakımımız nasıl olması gerekiyorsa implantta da öyle olması gerekiyordu. Bunun dışında hangi durumlarda olması implant evet. uygulanabiliyor demişken söylemek istediğim bir faktör daha var. Mesela yine diş çekimleri sonrası biz implant uygulamalarını anında yapabiliyoruz. Yani bir sorun teşkil etmiyor yani. Tabii sorun teşkil etmiyor. Mesela bazen travmalarla karşılaşırız. Yani ön dişte kırıkla gelebilir hasta bize. Ciddi evet. bir aslında estetik bozukluk sağlayabilir. Diş eti altından diş kırılmış olabilir. Bu tarz durumlarda üstüne başka bir şey yapılamayacak durumdaysa da eğer bu kök parçasını veya dişi alıp aynı seansta implantımızı yerleştirebiliyoruz. Yine hastanın tabii estetik beklentisi varsa bu şekilde eğer sosyal hayatına devam edemeyecekse hı-hı. görüntü olarak yine geçici protezle bekleme süresini geçirebiliyoruz. Bu direkt çekim sonrası implant uygulamaları bize nasıl bir kazanç sağlıyor? Evet. Diğer alternatif de çekimi yapıp orada bir kemik iyileşmesini beklememiz tabii gerekir. Hı-hı. Bu da en az 2-3 aylık bir süre gerektiriyor. Yani aslında çekim boşluğunun kemikle dolmasını beklemektense biz oraya titanyum implantımızı yerleştirip kemikleşmesi gereken alanı aslında bir nevi doldurmuş oluyoruz ve evet. bekleme süresini ciddi anlamda kısaltıyoruz. Sadece beklememiz gereken implantın oraya entegre olması ve kemiğin sıkıca sarması oluyor. Bu da yaklaşık genelde 2-3 aylık bir süreye tekabül ediyor. Yani bu aslında biraz daha hastaları rahatlatıcı bir süreç tabii diyebiliriz. Ki, tabii. Peki ki, tabii. Ben merak ettim şu an ön dişlerdeki çürüklerde bu tarz bir müdahale yapılabiliyor mu? Hı-hı. Mesela o dişin çıkarılıp da yerine implant Hı-hı. yapılması gibi bir şey söz konusu mu? Tabii şöyle biz hani implant kararını verirken direkt önce dişlerin restore edilebilir durumda olup olmadığına bakarız. Bazen Hı-hı. hastalarımız şu taleple de gelebiliyor bize. Ben dişlerimden memnun değilim. Bunları hepsini çektirip, değiştirmek istiyorum. Hepsini çektirip implant yaptırmak istiyorum gibi Hı-hı. taleplerle karşılaşabiliyoruz. Açıkçası hani bu çok da uygun bir alternatif değil. Yani eğer kendi doğal dişimiz, sağlıklı dişimiz restore edilebilir vaziyetteyse, dolguyla, kanal tedavisiyle veya evet. başka yöntemlerle ağızda tutulabiliyorsa ilk planda kendi dişimizi korumak tabii ki bizim öncelikli alternatifimiz olacaktır. Tabii ki diş eti problemleri, kemik erimeleri ya da başka nedenle diş kayıpları olduğu zaman da implant uygulaması bizim doğal dişi en yakın taklit edebildiğimiz tedavi alternatifi. Bu tarz durumlarda implant uygulamalarını sıklıkla yine yapabiliyoruz. Evet, genelde herkesin en çok korktuğu noktalardan birisi dediğim program öncesinde de konuşmuştuk dişçi koltuğu. Evet. İsterseniz biz bu uygulamanın nasıl yapıldığını öğrenelim sizden. Hı-hı. İzleyicilerimizin de hem belki Tabii. biraz içi rahatlar. Şimdi implant uygulaması lokal anesteziyle aslında rahatlıkla yapılabilen bir işlem. Söylediğiniz gibi yani diş hekimi Hı-hı. korkusu ve o evet. koltuğa oturma korkusu gerçekten ciddi anlamda yaygın. Hastalarımız Kesinlikle. Biraz çekinerek geliyor bize. Ama işlemleri gördükten sonra hani genelde de aldığımız tepkiler ya bu kadar kolay mıydı? Hani niye bu kadar geciktirmişim evet. şeklinde tepkilerle de çok sık karşılaşıyoruz. Lokal cerrahi bir işlem implant uygulaması. Aslında şu anda tabii sistemlerin, implant sistemlerinin gelişmesi, teknolojinin ilerlemesi, cerrahi teknikler bazen tek implant uygulamasını 10 dakikalık bir sürede bile çok tamamlayabiliyoruz. Kısa bir süre. Çok evet. kısa bir sürede tamamlayabiliyoruz. Yani vakadan vakaya göre tabii çeşitlilik göstermekte, bazen ileri cerrahi tekniklerin uygulandığı vakalar da olmakta. Kemik yetersizliği durumlarında dışarıdan suni kemik tozları veya hastanın kendi kemiğini, otojen kemiğini kullandığımız durumlar da oluyor. Bunlar operasyon süresini tabii ki biraz uzatabiliyor. Evet. Ama lokal anestezi altında hastaya ağrı hissettirmeden yapabildiğimiz bir işlem. Burada önemli olan nokta tabii cerrahi şartların steril şartların oluşturulmuş olması. Öncelikle hasta hazırlığının cerrahi şartlarda steril bir ortamda yapılması ve cerrahi nosyona sahip ellerde bu işlemin yapılması önemli bu anlamda. Evet. Hem implant operasyon sırasındaki bu steril şartların oluşturulması ve sonrası bakımında tavsiyelerle hastaya anlatılması önemli. Hasta hazırlığını yaptıktan sonra, hastamızı aldıktan sonra tabii ki öncesinde bir planlama yapmış oluyoruz. Hem ağız içi klinik muayeneyle hem de radyografik muayenelerle, tetkiklerle yapacağımız operasyon aslında kabaca belli olmuş oluyor. Evet. Hastamızı alıyoruz.
lokal anesteziyle uyuşturduktan sonra yeterli anestezi derinliğini sağladıktan sonra işleme başlıyoruz. Düşünüldüğünün aksine aslında kemiğin içerisine bir şey yerleştirilme hissi ya da düşüncesi hastaları biraz tedirgin edebiliyor tabii ki. Biraz ürkütebiliyor, korkutabiliyor. Hani kemiğin içine nasıl koyacaksınız? Ben ağrı hissedecek miyim? Sonrasında ne olacak? İşte kemik içinde bu kanser yapar mı? Evet. İşte ben az önce de zaten onu sormak istedim. Aynen. Sağlıklı mı, zirkonyum diyorsunuz ama yani onu sonuçta dişinize monte ediyorsunuz ve bir ömür onunla yaşıyorsunuz. İnsanları kesinlikle. Bu da çok tedirgin ediyor. Evet, bu tarz tedirginlikleri oluyor hastalarımızın ama düşünüldüğünde aslında çeşitli aletler kullanıyoruz bunlar için. Düşünüldüğünde hani bir diş çekiminde bile anestezi uygulanır ama hasta o baskı kuvveti alır. Canı acımasa da baskı kuvvet hissi olabiliyor. İmplantta bunu bile hissedemiyor hastalar. Evet. Çünkü teknolojik aletler kullanıyoruz bunları yaparken ve hastaya herhangi bir duyu hissettirmeden, ağrı acı vermeden bu işlemleri yapabiliyoruz. Sonrasında tabii ki implantı yerleştirdikten sonra, kemiğin içine yuvasını hazırlayıp implantı yerleştirdikten sonra birkaç dikişle yumuşak dokuyu kapatıyoruz ve iyileşmeye bırakabiliyoruz. Genelde işlem sonrası da hastalarımız zaten ilk başta anestezinin etkisi geçtikten sonra ilk günler hafif ağrı, hafif şişlik olabilecek seviyede ama bunlar tabii ki günlük ihtiyaçlarımızı ya da günlük hayatımızı etkileyecek şekilde olmuyor. Hastalarımız ertesi gün ya da aynı gün bile rahatlıkla işlerine devam edebiliyorlar genelde. Ve bir hafta sonra da genellikle dikişlerimizi alıyoruz. Evet, şu an bir izleyicimiz hatta size soru sormak için sanırım. Ayşe Hanım merhaba. Ayşe Hanım. Evet, ben sizi duyuyorum. Buyurun, biz de sizi duyuyoruz. Sorunuzu alalım Ayşe Hanım, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Ben 60 yaşındayım. Önce yaşımı söyleyeyim çünkü yaşımı ilgilendiriyor soracağım soru da. Evet, benim bebeklik dişlerim var, 2 tane ağzımda. Şimdiye kadar beni rahatsız etmiyordu. O önceki dişler de temiz duruyordu. Ama şimdi burnuma doğru yürüyor o bebeklik dişlerim. Evet. Nasıl bir işlem yapılır? Beni de rahatsız ediyor. Ağrı da yapıyor. Hani bebekler diş çıkarır ağrır ya. Benim de o şekilde ağrı yapıyor. Aslında şöyle Ayşe Hanım. Eğer süt dişleriniz hala ağzınızdaysa biz genelde klinik muayenede şundan şüpheleniriz. Ağızda sürmesi gereken daimi dişleriniz gömülü kalmış olabilir açıkçası. Süt dişleri ağızdaysa genelde köpek dişlerinde bu tarz durumlarla karşılaşıyoruz. Köpek dişlerimiz ağız içinde, çenenin içinde, kemiğin içinde gömülü kalmış olabiliyor. Bu nedenle bebeklik dişleri dediğiniz süt dişleri ağızda düşmemiş, ağızda hala kalmış olabiliyor. Bunun tabii önce bir radyografiyle tetkik edilmesi lazım, bir teşhis edilmesi lazım. Sonra etrafında herhangi bir patolojik oluşum var mı, yok mu, gömüllük derecesi nedir bunu öğrenmemiz lazım. Ona göre cerrahi işlemle sonuç alabiliyoruz. Gerekiyorsa gömülü dişlerimizi rahatlıkla cerrahi işlemle çıkartıp sonrasında yine implant uygulamalarıyla eksik dişlerimizi tekrar restore edebiliyoruz. Çok teşekkürler, kapatmayın da. Rica ben televizyonu yeni açmıştım. Siz nerede görevlisiniz? Yani özel mi, Ayşe Hanım, devletle bağlı kurumda mısınız? İsterseniz Ayşe Hanım telefonu kapattıktan sonra arkadaşlarımız size bilgi versin. Bu şekilde çok yardımcı olalım. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. İyi günler diliyorum. Geçmiş olsun. Kaldığımız yerden isterseniz devam edelim. Siz uygunluktan da bahsetmiştiniz az önce. Peki herkese implant yapılabilir mi? Bunu da sorayım ben size. Tabii ki implant şöyle. İmplantta bizim hani ilk koşulumuz çene gelişimin tamamlanmış olmasıdır. Yani bu da yaklaşık 17-18 yaşlara tekabül eder. Yine bir cerrahi girişimi olduğu için ve çene büyümesi devam edecek durumlarda implant uygulamasını tercih etmiyoruz. Çünkü implantın pozisyonu istemediğimiz yerlerde kalabiliyor ya da çene gelişimiyle implant biraz daha gömülü vaziyette kalabiliyor. O yüzden tercihimiz tabii ki çene gelişiminin tamamlanmış olması. 17-18 yaşlarında genelde bu işleme başlayabiliyoruz. Üst sınır olarak bir üst sınırımız yok aslında. Çok 85-90 yaşında hastalarımız da oluyor implant uygulayabildiğimiz. Tabii ki hani yaşın ilerlemesiyle biraz yaşlılıkla birlikte gelen sistemik rahatsızlıklarımız olabiliyor. Hastalarımızda işte şeker gibi, diyabet gibi, kalp rahatsızlıkları gibi, tansiyon gibi rahatsızlıklarımız olabiliyor. Bunlar implant uygulamasına yine engel değil ama tabii ki detaylı bir değerlendirme yapmak lazım.
Çünkü hani lokal cerrahi bir uygulama ama hastanın sistemik durumunu tabii ki tehlikeye atmamamız gerekiyor. Bu tarz durumlarda da hastanın yine hekimiyle, mesela kalp rahatsızlığı varsa genelde antikoagülan dediğimiz işte kan sulandırıcılar kullanıyor olabiliyor hastalarımız. Bu bizim hani işlem süresinde kanamamızı veya görüş alanımızı engelleyebiliyor, biraz süreyi uzatabiliyor. O açıdan işte hastasıyla konsültasyona gidiyoruz öncelikle, hekimiyle pardon. Hekiminden hastalığıyla ilgili bilgileri aldıktan sonra işlemi yine rahatlıkla yapabiliyoruz. Şu an bir izleyicimiz daha hatta, isterseniz ona cevap verelim. Burçin Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun, sorunuz varsa sorunuzu alalım. Benim sorunum şu ama 7 yaşında oğlum var. Çenesinde bir ağrı var. Dışarıdan bakıldığında herhangi bir yapısal bozukluğu görünmüyor. Doktora gittiğimizde de büyümesinden kaynaklandığını söyleniyor. Fakat hani biz bu konuda ne yapabiliriz diye size soracaktım ama yaklaşık 7 aydır da devam ediyor. Evet. Yani şimdi ağrı dediğimiz biraz subjektif bir bulgudur açıkçası. Özellikle çocuklarda ağrıya neden olabilecek birçok faktör olabilir. Çenelerde, yüz bölgesinde, kaslarla ilgili, kemikle ilgili vesaire. Sadece dişlerle alakalı değil mi? Tabii ki yani? Tabii ki birçok neden olabilir. Dişlerle ilgili de olabilir. Yine diğer etraf dokuları ilgilendiren durumlarla ilgili ağrılar da olabilir. Bunun için tabii ağız içi muayene çok önemli. Öncelikle ağız içi muayenesini yapmamız lazım. Hala sürmekte olan, yani karışık dişler, yani sürmekte olan dişleri var çocuğunuzun. Onlardan kaynaklanan durumlar olabiliyor veya farklı patolojik oluşumlarla sürmeler engellenmiş olabiliyor ya da çene kemiği içerisinde farklı durumlar oluşabiliyor. Dediğim gibi ağrıya neden olabilecek birçok faktör var. Öncelikle hani dişlerin, ağzın, etraf dokunun, çene kemiklerinin detaylı bir muayenesi yapılması lazım. Filmlerle bunları pekiştiriyoruz ve teşhis koyup yolumuza devam edebiliyoruz. Tabii ki hani dişler ilk aklımıza gelen durumlardır bu tarz durumlarda. O yüzden öncelikle dişlerle tedavilerine başlıyoruz. Burcu Hanım, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Çok sağ olun. İyi günler. Hoşça kalın. Evet, ben implant tedavi aşamalarını ve güvenli bir tedavi mi onu sorup sonra Semra Hanım'a sözü bırakmak istiyorum. Sizden onun cevabını alayım isterseniz. Şöyle, implant bahsettiğim gibi öncelikle cerrahi bir işlem. İmplantın kaba tabiriyle vida kısmının yerleştirilmesi bir cerrahi aşama. Evet. İlk planda bunu az önce anlattığım gibi yerleştirdikten sonra implantın bir bekleme süresi var. Yani implantı çiğneme kuvvetlerine sokabilmemiz için, bu baskılara dayanıklı hale gelmesi için kemiğin içerisinde biraz kaynamasını bekliyoruz. Bu da çenenin alt çene, üst çene veya çenenin pozisyonuna ya da kullandığımız implant sistemine göre farklılıklar gösterebiliyor. Genellikle 2 ay, 4 ay arasında bir bekleme sürecinde. Evet. Bazen ileri cerrahi tekniklerin uygulandığı durumlarda bir miktar daha fazla bekleyerek üzerine protezlerimizi sıklıkla yapabiliyoruz. Aşamalarımız kabaca bunlar. Sonrasında protez aşamasına geçiyoruz. Güvenli bir tedavi mi diye sordunuz, ben sonra Semra Hanım'a bırakacağım yavaş yavaş. İmplant uygulamaları aslında ülkemizde... Aslında herkesin merak ettiği bir nokta. En önemlisi güvenli mi? Aynen öyle. Yani ülkemizde aslında son 10 yılda çok sıklıkla uygulanmaya başladı. Çok yaygınlaştı. Dünyaya baktığımızda 40 yıldan uzun bir süredir aslında uygulanan tedaviler. Diş hekimliğinde de. Tıp alanında daha uzun süredir ama diş hekimliğinde de 40 yıldır uygulanıyor. Tabii teknolojinin gelişmesine paralel olarak implant sistemlerinde, implant çeşitlerinde, şekillerinde ve diğer işte yüzeylerinde vesaire tasarımlarında çok yenilikler oldu, gelişmeler oldu. Teknolojik gelişmeler var. Çok gelişmeler oldu. Şu anda artık yaygın bir şekilde biraz toplumsal bilincin de artmasıyla, farkındalık olmasıyla birlikte çok ciddi anlamda implant uygulamaları yapmaktayız. Aslında başarı oranlarına baktığımızda da literatürde %98-99 başarı oranlarıyla, yani yüksek başarı oranıyla bu implant uygulamalarını şu anda yapabiliyoruz. Tabii ki hani çok düşük de olsa başarısızlık ihtimalleri olabiliyor. Bunlarda da bazı olumsuz faktörler devreye girebiliyor. Mesela hastamız çok yoğun sigara kullanıcısıysa, aşırı sigara kullanıyorsa ya da ağız hijyeninde ciddi eksiklikler varsa ya da yine kemik metabolizmasını ilgilendirebilecek hastalıklara sahipse veya
daha sonradan edindiyse o %1'lik, %2'lik evet. kısmı oluşturabiliyor. Ama bunda başarı da, oranına baktığımızda daha çok güvenli olduğu kısmı aklımıza geliyor. Aynen, öyle aynen öyle, aynen öyle. Biz dediğim gibi titanyum malzemeler, vücutla uyumlu materyaller evet. ve uzun yıllar hasta bunu ağzında rahatlıkla hiç fark etmeden, herhangi bir şey hissetmeden kendi dişi gibi taşıyabiliyor. Tabii ki hani bunda vurgulamak istediğim nokta rutin hekim kontrolü çok önemli. Evet, ben yani bunu rutin soracaktım. Hekim kontrolü yapıldığı sürece önlemimiz eğer zaten uzun yıllar bu implantları kullanabiliyoruz. Ama rutin hekim kontrolü yapıldığı sürece ve yeterli ağız hijyeni varsa hastamızın onu inşallah ömür boyu kullanır evet. hale yani getirebiliyoruz. Yani tedaviyi bırakmamak lazım. İmplant gerçekleştirildi. Tamam hı-hı. evet çok güzel oturdu ağzımıza hı-hı. ama bunun tedavisini de devam ettirmek aynen lazım. Öyle. Şöyle yanlış bir kanı olabiliyor bazı hastalarımızda. Ben implant yaptırdım. Nasıl olsa çürümez de çürük evet. oluşmaz. Canlı doku değil. O yüzden ben bunu hani ömür boyu götürebilirim. Hiç fırçalamasam da olmaz. Değil. Kesinlikle böyle bir kural yok. Diş eti hastalıkları implantlarda da diş eti hastalıkları implantın etrafında tabii ki iltihabi durumlar oluşturabilir. Bu anlamda kendi dişlerimize nasıl bakıyorsak implantlara da o şekilde bakımını yapmamız lazım evet. ve rutin hekim kontrolünü atlamamız gerekiyor. Evet. Şimdi diğer bir konuğumuz Semra Palaoğlu soy diş hekimi. İmplantı Çağrı Bey'den aldık. Çene uzmanı aynı zamanda. Ama şimdi de sizden implant üstü protezleri öğreneceğiz. Evet, çünkü evet. en önemli bir aşaması tabii, da bu. Tabii. İmplant üstü protezler neler? İlk önce isterseniz bunlardan bahsedelim. Tamam. Şimdi şöyle başlayalım. Aslında biz genel olarak diş hekimliğinde hı-hı. protez dediğimizde herhangi bir nedenle ağız içerisinde kaybedilmiş dişlerin veyahut da oluşmuş estetik bozuklukların yerini yine aynı doğal dişi taklit ederek onun fonksiyon ve estetik özelliklerini taklit ederek ağız içerisine yerleştirdiğimiz bütün oluşumları aslında biz protez diyoruz. Burada evet. implant üstü protez dediğimizde de yerleştirilen implant vidalarından destek alarak uyguladığımız protez işlemlerini de implant üstü protez olarak tanımlıyoruz. Burada esasında iki tip implant üstü protezden bahsedebiliriz. Sabit ve hareketli protezler olmak üzere. Tabii burada bu kararı verirken evet. işlemin en öncesinde yani implant yapılmadan öncesinde muhakkak bunun planlamasının yapılması gerekir. Hasta ağzında sabit protez mi uygulayacağız, hareketli protez mi uygulayacağız? Hastanın ağzı tabii bunun hangisine el veriyor? Ona göre çünkü implant uygulamasını hı-hı. da bu belirleyecek. Peki kusura bakmayın bölüyorum. Hastanın isteği burada dikkat ediliyor mu? Mesela ben sabit istiyorum. Tabii şimdi aslında seviyorum. Her zaman hepimiz sabit protez kullanmak istiyoruz. Evet. Çünkü bizim ağzımızdaki dişlerimiz sabit. Evet. Takıp çıkartmıyoruz. Dolayısıyla en büyük konfor tabii ki burada aslında sabit protezde. Muhakkak her zaman amacımız hastaların da tabii talebi bu yönde. Sabit protez kullanmak. Ama tabii burada ağzın kemik seviyesinin buna el veriyor olması evet. önemli. Bir takım şartlar sağlandığında bütün hastalara sabit protez uygulaması tabii ki yapılabilir. Kısa bölüyorum çünkü bir izleyicimiz hatta Sebahat Hanım merhaba. Sebahat Hanım. Alo bizi duyuyor musunuz? Sanırım Sebahat Hanım'la iletişim kuramadık. Biz devam edelim eğer tekrar bağlanırsa Sebahat Hanım'a döneriz. Sabiti ya da oynar bundan bahsediyorduk evet. biz. Evet. Buyurun. Ama her zaman istediğimiz gibi sabit protez evet. yapma şansımız da olmayabiliyor. Bu tarz durumlarda yine biz implanttan destek alarak aslında hareketli protezler yapıyoruz. Şimdi hiç dişi olmayan bir hastayı düşünecek olursak ağzında kullandığı total protez, tam protezin tek destek noktası ağız içerisindeki belki diş eti ve var olan kemik seviyesi. Evet. Ama tabii ki istediğimiz konforu ve çiğneme fonksiyonunu tam anlamıyla sağlayamayabiliyor. Bu tarz durumlarda implant desteğini aldığımızda protezin aslında ağız içerisinde tutuculuğunu da arttırmış oluyoruz. Yine her anlamda konforunu da arttırmış oluyoruz hastalarımızın. Yani hastanın isteğinden çok aslında biraz da sanırım ağzın uygunluğu tabii önemli. Evet ağzın uygunluğu ve hastanın talebi bu yönde bizim hangi protezi yapacağımızı belirliyor. Peki implant üstü protezlerin avantajı nedir?
Şimdi aslında birincil avantajını şöyle anlatayım. Şimdi implant yapmadığımız durumlarda işte hasta herhangi bir nedenden dolayı dişini kaybetti ve oraya o boşluğu kapatmak, doldurmak istiyoruz. Şimdi bunun birinci yöntemi aslında bizim porselen kron köprü dediğimiz restorasyonlar. Bu tarz restorasyonları yapabilmek için de muhakkak o boşluğun komşu dişlerinde küçültme işlemi dediğimiz uygulamaları yapmak zorundayız. Çünkü komşu dişlerden destek alarak bu protezi tamamlıyoruz. Şimdi implant uygulandığında sadece eksik olan bölgeye biz implant uygulamasını yapıyoruz. Ağız içerisindeki komşu hiçbir dişe herhangi bir uygulama yapılmadığı için aslında çok da koruyucu bir tedavi her anlamda. Hı hı. Yine az önce bahsettiğimiz gibi hareketli protez kullanan hastalarda eğer istediğimiz o kemik uygunluğu varsa şayet hasta hareketli protezden birden sabit protez kullanmaya geçiyor ve her türlü hem çiğneme fonksiyonu hem estetik görüntüsü belki hem konuşması düzelmiş oluyor. Yani her anlamda hayat konforunu arttırmış oluyoruz. Kısa bölüyorum Sebahat Hanım tekrar hattımızda. Sebahat Hanım şimdi bizi duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. Buyurun efendim, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, iyi günler. Çok sağ olun. Buyurun sorunuzu alalım. Ben şimdi kızım 76 yaşındayım. Fakat kemik erimem var, şeker hastalığım var. Dişlerimi 3. tertip olarak yaptırıyorum. Alt dişimi kullanamıyorum. Üste 2 tane var dolgu kaplama. Altta da vardı, dipten kırılma yaptı, onları doktorum çıkardı. Şimdi kullanamıyorum. Devamlı krem sürüyorum, o da ağzımın tadını bile kaçırdı. Evet. Şimdi ne yapmam lazım? Yani midemde de ağrılarım var. Çiğneyemiyorum tam, hep dişim elimde. Ben isterseniz buna öncelikle cevap vereyim. Şimdi tabii hani şeker hastalığımız bizim öncelikle değerlendirmemiz gereken bir faktör. Eğer bakılıyorum. Kontrol altındaysa bu konuda sıkıntı yok. Kemik erimesi dediniz, biraz tabii kemik yapı bizim için önemli. İmplantları kemiğin içerisine yerleştirdiğimiz için kemiğin öncelikle tabii ne kadar yani bizim implant yerleştirebilir halde olup olmadığını bir görmemiz, tetkik etmemiz lazım. Kemik erimesi yapılabilir dedi ama şeker hastalığından ben tereddüt ettim. Hı hı. O da dediğim gibi kontrol altındaysa eğer yapabiliyoruz. Ya. Hekiminizle konsültasyona gidip bu işlemleri yapabiliyoruz. Kemikle ilgili de eğer hani yeterli değilse kemiğimiz implant yerleştirmeye yine kemik tozlarıyla veya yani 7-8 sizin kendi kemiğinizle... Ben sordum doktoruma, hı hı, olabilir dedi. Evet, evet, evet. Kemik erimesi doktoru. Evet. Yani implant yapabiliriz. Özellikle dediğim gibi alt çenede ciddi bir konfor sağlıyor hastalarımıza. Çünkü alt çenede biraz tutuculuk daha zordur. Biraz da hani artık yaş ilerledikçe bu ciddi anlamda sıkıntılar yaşatabiliyor hastalarımıza. Devamlı elimde yani kaybedeceğim, hı-hı, bir gün dişimi. Evet, evet. Bunda da yine biraz da hani eğer müsaitse kemiklerimiz sayıyı arttırarak sabit protezler yapabiliyoruz ya da 2-4 implant yerleştirerek çıt çıtlı tabiriyle adlandırabileceğimiz takıp çıkarılan protezler Bursa'da yapabiliyoruz. Bursa'da yapılıyor mu oğlum? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Sıklıkla uğradığımız. Çağrı Bey, isterseniz Sebahat Hanım yayından sonra arkadaşlarımız size ulaşsınlar. Çağrı Bey size bu konuda yardımcı olabilir. Sigorta karşılıyor mu? Hepsinin sorusunu Çağrı Bey'den öğrenebilirsiniz Sebahat Hanım. Tamam yavrum, çok sağ olun. Biz çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Çok sıkıntım var. Evet, geçmiş olsun. Çağrı Bey size yardımcı olacaktır. Çok sağ olun. İyi günler. Evet, bayağı sıkıntılı var işte ama az önce bahsettiğimiz durum aslında. Yani bu. Hastamızın ağzında hiç dişi kalmamış ama protezini de işte oynadığı için ve çiğneme fonksiyonunu da kullanabiliyor. O yüzden işte protez elimde geziyor. Evet. İşte aslında implant burada devreye giriyor. Yani bu önemli. Gitmiş olan tutuculuğu biz implantla desteklediğimizde hasta protezini sadece kendisi istediğinde ağzından çıkartabiliyor. Bir hareketli protez bile olsa. İşte şimdi implantın en büyük avantajları aslında bu bahsettiğimiz şeyler. Yani dediğiniz gibi ki yiyecekler konusunda mesela izleyicimiz Sebahat Hanım dedi mide rahatsızlığı çekiyorum. Evet tabii tabii yani çok daha ileri boyutlarda işte mide problemleri gibi sıkıntılarla karşılaşıyoruz bu tip şeylerle. Çünkü sindirimin büyük bir sistemi ilk önce ağızdan başlıyor. Tabii. Sindirim ağızda başlar aslında. Hastalarımız kimisi bunu detaylı olarak düşünemiyor ama
Çiğneme bozulduğu zaman, yeterli çiğneme yapılamadığı zaman biraz zincirleme reaksiyonlar ilerliyor. Artık sindirim sistemi hastalıklarına doğru götürebiliyor. Hastalarımız midesiyle ilgili problemler yaşıyor ama bunu hani dişinden olduğunu düşünemeyen evet. ciddi de bir aslında kitlemiz var. O açıdan hani bu konuda da bilgi vermekte fayda var. Yani sindirim sistemi dediğiniz gibi sindirim ağızda başlar. Mide rahatsızlıkları da ortaya çıkabilir kesinlikle, yani. Kesinlikle yani ilerlediği belki sürece. Belki kaynağı diş esasında evet. yani diş evet. eksikliğinden ötürü tam öğütülme yapılmadığı için öğütülme aslında ağızda başlamadan direkt mideye inen besinler evet. işte bu sefer mide rahatsızlığı olarak hastalara geri dönüş yapabiliyor. Ki ben şey de duydum, acaba ne kadar doğru da bilmiyorum. Psikolojik rahatsızlıkların bile sebebinin bazen diş ağrısından, mesela dişteki küçük bir apseden kaynaklandığı bile söyleniyor. Aslında biz çok farklı nedenlerden dolayı onun altına iniyoruz. Ancak bir küçücük bir diş bile psikolojik rahatsızlığa neden olabiliyor. Evet. Yani mide bunu en basiti. İsterseniz döneceğim bir izleyicimiz daha hatta. Merhaba. İyi yayınlar, kolay gelsin. Hoş geldiniz Umut Bey. Buyurun sorunuzu alalım. Sizi dinliyoruz. Hocama sorayım ben. Ben dişlerimi leke oluyor sürekli. 6 ayda bir leke temizletme operasyonu yaptırıyorum ama ne kullansam, ne kadar düzenli fırçalasam, iyi baksam da önüne geçemiyorum. Bu neden olur? Ne gibi bir çözümü vardır? Şimdi bazı bireylerde tabii hani kişisel farklılıklar olabiliyor. Mide dokusunda biraz daha hani pürüzlü yüzeyler olabiliyor. Bu tarz durumlarda renklenmeler daha sık olabiliyor. Ama normalde de aslında biz beyefendi 6 ayda bir temizlettiğini söyledi. 6 ayda bir aslında rutin kontrol ve diş taşı temizliği aslında öneririz hastalarımıza. Bu tarz temizliklerin yapılması lazım. Çünkü ne kadar iyi fırçalasak da hani manipülasyon, el manipülasyonu istediğimiz kadar olamayabiliyor. Yani ağzın bazı dokularına, bazı dişlerin bazı yüzeylerine fırça tam istediğimiz gibi gidemeyebiliyor. O bakımdan tabii günlük ağız hijyeni çok önemli. Yapabileceğimiz en iyi şey sonuçta günlük evet. ağız bakımını çok iyi yapmak. Onun ötesinde de 6 ayda bir biz rutin kontrol, diş taşı temizliği ve gerekiyorsa polisaj dediğimiz diş yüzeylerindeki cila işlemini evet, öneririz hastalarımıza. Belki bir de burada bunu şunu da söyleyebiliriz. Hastaların beslenme şekilleri, çay, kahve, sigara gibi boyayıcı yiyeceklere, işte içeceklere ağzın maruz kalması da tabii aslında bu renklenmeleri evet. Arttırıcı nedenler arasında. Yani biraz da belki hani bu tarz evet alışkanlıklar varsa belki bunları biraz azaltarak, kısarak da yine bu renklenmelerin önüne geçmiş olabiliriz. Umut Bey, umarım yardımcı olmuşuzdur. Çok teşekkür ediyorum. Ben iyi yayınlar. Hoşça kalın. Evet, implant üstü protezlerden bahsediyorduk. Biz aşamalarını evet. isterseniz ben size sormak istiyorum. Aşamalarından bahsedelim. Evet, şimdi implant üstü proteze başlamadan önce tamamlanmış olan bir cerrahi kısmı var implantın. Bunun işte yapılan işleme ve çeneye göre bir 2 ila işte 6 ay arasında bir bekleme süresi evet. var. Bu bekleme süresi sağlandıktan sonra işte implant ve çene kemiğinin kaynaşması için aslında biz bu süreyi bekliyoruz. Bu süreden sonra ölçü işlemine başlayıp biz protezi tamamlamaya çalışıyoruz. Burada çeşitli ara parçalar var. İmplantla aslında protezi birbirine bağlayacak olan. Bu ara parçalar ağza yerleştirilerek ölçülerimizi alıp daha sonra işte laboratuvar aşaması var bir de. Tabii bu bahsettiğimiz evet. protezler laboratuvarda hazırlanıyor. Bu işlemlere başlanmış oluyor. Ortalama önümüzdeki heykelde bunu gösterebiliyor muyuz? Evet, şimdi mesela İmkanımız şurada evet bahsettiğimizde işte belki şöyle gösterebiliriz. Evet. Şurada mesela bir yerleştirilmiş bir implant hı hı. vidası görebiliyoruz. Daha sonra şurada bir bizim vidasını. Evet. Şu bahsettiğimiz ölçü parçalarıyla bunları bu diş etinin içerisinden implanta yerleştirip ölçülerini alıyoruz. Aldığımız ölçüler laboratuvarda işte o hastanın ağız yapısına göre, diğer evet. komşu dişlerine göre onun ağzına uygun bir protez yapılıyor. Hı hı. Daha sonra 10-15 gün içerisinde zaten hazırlanan bir şey bu. Hastaya yeni dişlerini teslim edip aslında artık hem o eksik olan çiğneme fonksiyonu hem de estetik fonksiyonunu tekrar kazandırmış oluyoruz. Yine bölüyorum, Müzeyyen Hanım hattımızda. Müzeyyen Hanım merhaba. Merhaba efendim. Buyurun, hoş geldiniz. Sorunuzu alın. Teşekkür ederim. Benim buyurun. Bir sorunum var. Ben 74 yaşındayım. Hı hı. Yalnız şöyle, benim üst dişlerim hep köprü. Bir tanesi şimdi tek olarak düştü. Oraya implant yapılır mı diğer köprülerin aralarına? Evet, şimdi tek işte şimdi burada mesela tek diş implantlarından bahsedebiliriz. Yine hanımefendinin bir radyolojik muayenesi yapıldıktan sonra eğer
istediğimiz şartlar uygunsa diğer köprüleri, dişleri hiç ellemeden tek implantla biz bu dişsizlik sıkıntısını rahatlıkla çözebiliriz. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Buyurun, dinliyorum sizi. Şöyle, benim alt dişim 4 tane var altta. Ben yurt dışında bir şey yaptırdım, takma diş. Evet. O şimdi ben onu kullanamıyorum. Bu implantla. Evet. Ön dişlerle tekrar bir diş yapılabilir mi? Tabii tabii, implantla yani size sabit protez yapma şansımız bile olabilir alt çenede. Evet, takılıp çıkartılan. Evet, takılıp çıkartılan protez değil de belki istediğimiz, yine sizin de istediğiniz aslında, sabit protez yapma şansımız bile olabilir. Yani bunun için bir sizin çene radyografiniz gerekli aslında bize. Yeterli kemik seviyemiz varsa yine aynı şekilde üstte kullandığınız gibi alt çeneye de sabit protez uygulaması tabii ki yapılabilir. Bu kullanamadığınız protezin yerine de daha rahat ve konforla kullanabileceğiniz bu protez sağlanabilir size. Teşekkür ederim. Şimdi... Yalnız şöyle, benim kemik erimesi var. Acaba o problem olur mu? Şimdi işte burada tabii muhakkak bir doktorunuzla da görüşmek lazım. Yani eğer onun onayı varsa her türlü bu işlemler yapılabilir zaten. Tabii kemiği görüp ölçümlerini yapmamız lazım. Bazen 3 boyutlu tomografilerden faydalanıyoruz kemik yapıyı görmek için. Detaylı uygulayabileceğimiz implantın boyunu, çapını belirleyebilmek için. Sonrasında gerekli hani cerrahi tekniklerle kemiği implant yerleştirilebilir hale getirebiliyoruz. Yeri gelmişken hastamızın mesela 4 dişi varmış. Eksik dişlerin tamamlanmasını istiyor. Şöyle bir kanı da var hastalarımızda. Mesela benim altta 8 dişim eksik, 8 implant mı yaptıracağım? Hayır, böyle bir şey de yok. Eksik dişler kaç taneyse biz o kadar implant yapmayız aslında. Mesela alt üst hiç dişi olmayan hastalarda bile hani 32 diş diye söyleniyor ama 32 implant olmaz ya da 28 implant olmaz. Biz yeterli desteği alabilecek implant sayısı kadar implant yaparız. Bu da ideal, yine üst çenede 8, alt çenede 6'dır. Evet. Bazen duruma göre modifiye ettiğimiz, daha az implant kullandığımız durumlar olabiliyor. Maksimum bu kadar implantla biz alt üst çeneye tamamıyla sabit protezler yapabiliyoruz ve bütün dişleri tamamlayabiliyoruz. Evet. Sayı olarak da bu şekilde. Zeyhan Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ama size ulaşacağım. Arkadaşlarımız size ulaşacaklar yayından sonra. İletişim adreslerini veririz biz doktorlarımızın. Çok teşekkür ediyorum. Ama ben müsait değil. Nerede çıkacağım? Nasıl alabilirim? Hemen ulaşacaklar size Müzeyyen Hanım. Tamam. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Çok hızlı ilerledi süremizde. Yavaş yavaş sonlara geldik. İsterseniz ben sizden kısaca bakımını ve ömrü ne kadar bu implantların? Evet, evet. Onun şimdi aslında implant üstü protezlerin bakımında bizim doğal dişlerimizde yaptığımızdan çok da farklı bir şey yok. Yani kendi dişlerimizi nasıl muhakkak sabah ve akşam günde en az 2 kez fırçalamamız gerekiyorsa yine aynı şekilde bu sabit olan parçaları da muhakkak fırçalama işlemini zaten uygulamamız gerekiyor. Bununla birlikte yine bu köprülerin altına sıkışmış olan besin artıklarını çıkartmak için diş ipi gibi, arayüz fırçası gibi yine destekleyici şeylerden kullanabiliriz. Onunla birlikte mesela ağız çalkalama suları yine bu anlamda bize çok faydalı olacaktır. Eğer hastamız hareketli protezle kullanıyorsa implant destekli, muhakkak hareketli protezi çıkartıp işte bir sabunla, belki fırçayla temizleyerek yine onu hijyenik bir şekilde ağzına yerleştirmesi gerekiyor. Bunlara dikkat edeceğiz. Aslında burada ömrünü belirleyecek olan şey de hastaların ağız bakımı. İyi bakılmış bir ağızda tabii implantla çene kemiği arasında herhangi bir mikrobiyal plak da yerleşmeyeceği için burada herhangi bir diş eti enfeksiyonu gelişmeyecek implant etrafında. Dolayısıyla ömrüm çok daha uzun olacak. Yani burada biraz hastaya bağlıdır implantın bakım ömrü. Tabii bakım çok önemli. Muhakkak 6 ayda bir rutin kontrollerini yaptırsınlar. Eğer eksik kalan, belki temizlenemeyen bölgeler varsa zaten doktorları yine onlara yardımcı olacaktır bu anlamda. Düzenli kontrolle muhakkak belki bu sıkıntılarda hallolur. Bir de belki çok fazla sigara kullanımı da biraz diş eti hastalığına artış gösterebiliyor hastalar. O yüzden hani sigara kullanımını da minimum seviyede tutmakta fayda var. Yani aslında bu ağız içi uygulamaların pek bir zararı yok bu bakım sularının. Hayır, hayır, kesinlikle biz tabii öneriyoruz. Tabii şöyle, önerildiği şekilde kullanılması lazım bunların da. Hani aşırıya kaçmamak kaydıyla. Aynen öyle. Çünkü bilinçsiz kullanıldığı takdirde ağız içi florasını bozabiliyor bazı gargaralar özellikle, ya da
biraz hastalığımız hani marketten alıp kendileri kafalarına göre de kullanabiliyorlar. Yani her zaman bunun birinci da olan fırça ama evet, muhakkak fırçalamayı yapmak. Diğerleri daha yardımcı evet, şeyler evet, bakımda. Önemli eğer, olan asıl olan fırçalamayı düzgün etkili yapmak. Çalkalama suyu veya gargarada kullanılacaksa bunu da hekimin önerdiği şekilde kullanması gerekiyor hastalarımızın. Bilinçsiz kullanım biraz daha ağız içi durumu daha da kötüye götürebiliyor. Daha evet, renklenmeler ortaya çıkarabiliyor ağız içinde veya dişlerde. Bu da dikkat edilmesi gereken tabii, bir tabii, nokta. Tabii. Ben çok teşekkür ediyorum Semra Hanım, Çağrı Bey. Çok sağ olun. Çok güzel bir program oldu sayenizde. Evet. Çok güzel bilgiler aldık sizden. Değerli izleyenler, bugün uzman doktorlarımız Çağrı Can ve Semra Pala Ulusoy ile ağız içi implant uygulamalarını ve implant üstü kaplamaları konuştuk. Önümüzdeki programda yeni bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.